Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir modelden bahsedeceğim size. Yeleğimizi örmeye devam ediyorum. Bu güzel yeleğimiz. Arkasını beraber örmüştük. İşte önünü de başlamıştı arkadaşlar. Sağ ön bedenimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kutucuğu tamamladık. Bakın. 9. kutucuğumuza geldiğimizde 44 sırayı da tamamladık şuradan. Şimdi koltuk kesimini ve ön kesimi yapacağız. İnşallah beraber yapalım Allah izin verirse. Evet arkadaşlar, Bismillah. Burada 6 tane koltuk kesimi yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet. Bundan sonra ilmeklerimizi geldiği gibi sıra sonuna kadar öreceğiz. Evet, şimdi ön yüzdeyim arkadaşlar. 6 tane ilmeğimiz var, kenar bandımız. 2 3 4 5 6. Bu 6 ilmeden sonra şu 7. ilmeğimizi ikisini bir edip kesiyorum. Bu göğüs kesimi arkadaşlar. Bu şekilde sıranın sonuna kadar öreceğiz. Evet arkadaşlar, sıranın sonundayım. Şu düz giden sondaki ilmeğimizi sürekli arkadan düz olarak öreceğiz. Önden ise ters, yani haroşa olarak öreceğiz arkadaşlar. Bakın, burayı kesip bitireceğiz bir bir. Şöyle tek tek anlatayım. Nereye kadar? Arka bedenimiz, arka omuzumuz arkadaşlar. Şu şekilde bir tane daha kesiyorum. Şurada hiç kesme yapmayacağız. Bakın, hiç kesmemiz yok. Şu şekilde göstereyim. Hiç kesme yok. Bakın. Şurada ise tamamen ilmelerimiz, burada kaç kalmış, ona göre keseceğiz arkadaşlar. Şu bükme ve yanındaki 1, 2, 3 tane ilmek kalmış. Şu bükmeyi bırakacağız. Yanından 3 tane. Şuraya kadar 2, 4, 6, 8, 10 sıra arkadaşlar. 10 sıra kesmemiz var burada. 10 sırayı kestikten sonra tekrar ben size anlatayım inşallah. Şuradan bir bir 10 defa bir bir keseceğim. 2 de kestim. 12 defa keseceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben 12 tane ilmeğimi kestim şuradan. Şu bükmeden şuradan başlayarak koltukla birlikte başladım. Ve şurada bakın 1 2 3 tane şu modelimizden 2 tane ve bir de şu sürekli giden ters ilmem var. Yine onlar kaldı. Şurayı ise 22 sıraya tamamlayacağım. Bakın, şu anda 2 4 6 8 10 12 13 tane olmuş ve ben hiç kesinti yapmadan 7 sırayı tamamlayıp geleceğim inşallah. Tamamen ilmelerimi geldiği gibi öreceğim yani. Tersi ters, düzü düz olarak bu şekilde koltuğu tamamlayacağım arkadaşlar. Şu şekilde 2 4 6 olmuş. Buraya bir sıra daha gittikten sonra ters öreceğim. Yani yine modellerim devam edecek arkadaşlar. Bükme sıram geldiği zaman bükeceğim. Evet arkadaşlar. Ben 22 sırayı tamamladım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 sıra oldu.
Şimdi ben şu ön banda kadar keseceğim arkadaşlar. Ön banttan devam edeceğim tekrar örmeye. Çünkü ense bölümünü arkaya bant öreceğim arkadaşlar. Kaç sıra öreceğim? Yaklaşık 30 sıra kadar örmem gerekiyor. Evet, ben burayı kesip bitireyim inşallah. Bant kısmımızı da örmeye devam edeceğim. Bu arkadaşlar 1 ile 1,5 yaş arası bir yelek. 3,5 numara şiş. Evet. Buraya kadar geldim. Bakın kestim. Burayı tekrar örmeye devam edeceğim. 30 sıra olacak arkadaşlar. Evet. Bu şekilde ben tam 30 sıra vereceğim. Arkadaşlar videolarımın altına mutlaka açıklamasını nasıl ördüğümü yazın. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Şöyle şu omuz başına kadar örüp bu şekilde geleceğim. Evet arkadaşlar, ben tam 30 tane şu şekilde ördüm. 30 sırayı tamamladım. Şimdi keseceğim Allah izin verirse. Hemen kesiyorum. Ve diğer sol ön bedeni yapacağız inşallah. Evet. Tamamladım arkadaşlar. Biraz uzun keseceğim ki ipimi dikiş için kullanacağım. Evet. Bu tamamlandı arkadaşlar. Şimdi 42 tane ilme atıp tekrar diğer bedeni başlayayım inşallah. Evet arkadaşlar, yeleğimizin sol ön bedenini örmeye devam ediyorum. 42 tane ilme attım. Bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 ve 42. Bu 42 ilmenin 2 4 sırada haroşa ördüm. Şimdi model kurulumunu yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Burada bir tane tersimiz olacak arkadaşlar. 6 tane bükme için düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6. Bir tane tersim olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir tane tersim olacak. 1 2 3 4 5 6. Bir tane tekrar tersim olacak. Ve 6 tane ön bant için 2 3 4 5 6 tane de ön bant için arkadaşlar haroşa örüyorum. Model kurulumumu yaptım. Tamamladım arkadaşlar. Şimdi arkadan örüp geleceğim. Evet arkadaşlar. Kurulumumuzu yaptım. Şimdi bir iki sırayı ördüm. 2 diş haroşa ördüm. 3. sıradayım. Ve hemen bükmelerimizi yapıyorum. Bunu 4 sırada ilk bükmemizi yapıyorum arkadaşlar.
İlk bükmemiz 4 sırada 1 oluyor. Ondan sonra 10 sırada 1 yapacağım. 4. Bu sıra ilik evini açacağım arkadaşlar. Şöyle. Tekrar 8 tane düzüm var. Bir tane ters ve tekrar bunu üstten yapmıştım. Bunu da arkadan alıyorum arkadaşlar. 1 2 3 ve diğerini çıkartıyorum. Tekrar takıyorum. Şimdi ben burada bir tane ilik evi açacağım. Bakın. 1 2 tane ördüm. Başına attım. 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Ve ilik evimi açmış oldum arkadaşlar. Şimdi arkadan tersi ters düzü düz olarak örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, modelimizin kurulumunu yaptım. Şimdi ilk ilik evimizi açtım. 12 sırada bir ilik evi açacağım ve şuradan 40 sırayı tamamlayacağım koltuk altına kadar. Bakın şu şekilde olacak yeleğimiz. İnşallah diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben yeleğimi örmeye devam ediyorum. Bu sol ön beden parçamız arkadaşlar. 42 ilmek atmış, 4 sıra haroşa örmüş ve modelimizi kurmuştuk. Model kurulumuz ise 12 artı bir tane tersimiz var. 6 tane düz, yine bir ters. Şurada bir ters, 8 tane düz, bir ters, 6 tane düz, bir ters ve 6 tane de ön bant için ilme atmıştık arkadaşlar. 6 sıradan sonra, 6 sırayı tamamladıktan sonra ilk iki evimizi açtık ve 12 sırayı tamamladıktan sonra her 12 sırada bir, bakın ilik evi açtık. 3 tane ilik evi açtım ben. Ve 4 sırayı tamamlayınca ilk bükmemi ve 10 sırada bir de şu bükmelerimi yaptım arkadaşlar. 6 sıra buraya, bu 7. sıramızda 2 tane haroşa, tekrar geri kutucuğumuzu kurduk. Şu kutucuklarımızın arası 6 sıra arkadaşlar. Evet, şimdi şu koltuk boyumuz 44 sıra arkadaşlar. 44 sırayı tamamlamak için bizim 8 tane kutucuğa ihtiyacımız var. 8 kutucuk bittikten sonra koltuk kesimimizi yapıyoruz. Bismillah. Şimdi ben başlıyorum arkadaşlar. Son ilk evimizi açacağım, pardon. Evet. İlmelerimi geldiği gibi tersi ters düzü düz olarak örmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Ben 44 sırayı tamamladım ve şimdi 6 tane ilmeği koltuk kesimi olarak keseceğim. Bakın şu 8 kutucuğu tamamlayıp şu iki haroşayı bitirdikten sonra ben kesimimizi yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6.
Evet. Burada kesmemiz bitti arkadaşlar. Bundan sonra bura düz olarak çıkacak. Burada bükmelerimiz yine aynı şekilde devam edecek. 2, 4, 5. sıra. Evet. Şimdi ise ön beden kesimini yapacağım. Burada tersimin üstünü şimdi ilmelerimi düze çeviriyorum. Evet. Ve dönüşte arkadaşlar ilk kesimimi yapacağım. Şimdi burada dönüşte arkadaşlar yapacağım kesme işlemini. Yani ters tarafta yapacağım. Şu ilmeğiyle diğerini alıp bakın bu şekilde kesiyorum. Her sıra keseceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi yine ilmelerimizi kestiğimiz taraftayız. Arka yüzdeyim. Arka yüzden kesiyorum. Önden örüp geldim ilmelerimi. Bakın 2, 4, 6 tane bu patımı ördükten sonra ön bandımı ve kesiyorum. Bunu ne kadar keseceğim arkadaşlar? Şu sonda 2 tane ilmeği bırakacağım. Kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane daha keseceğim. Arkadaşlar bu kestikten sonra bu şekilde bunu da diğerini önden kesmiştim. Bunu arkadan kesiyorum arkadaşlar. Sıram denk gelsin, tam gelsin diye arkadaşlar onun için yapıyorum. Bu yeleğimiz 1 ile 1,5 yaş arası bir yelek. Çok büyük bir yelek değil arkadaşlar. Ve şişimiz ise 3,5 numara bir şiş. İpimiz Naku'nun Eat Baby'si. Örmek isteyenler için arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben kesimimi yaptım. Bakın buradan başlayarak şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 tane evet kesim yapmışım. Burada bakın şu kutucuktan sadece 2 tane ilmemiz kalmış. Ve şimdi bundan sonra arkadaşlar şurayı 22 sıraya tamam edeceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane burada haroşa sıramız var. Bunu 22 sıraya tamam edeceğiz. Hiç kesim falan yapmayacağız. Artık kesim işlemi bitti arkadaşlar. Sadece düz öreceğiz. İlmeleri geldiği gibi. Evet şurada bir yanlışlık yapmışım. Evet. Düz örüp çıkacağız arkadaşlar. Modelimiz çok basit ve kolay bir model. Bir o kadar da gösterişli, güzel. Evet. Şimdi ben burayı inşallah 22 sıraya tamamlayıp geleyim. Ondan sonra arkadaşlar kesim ve dikim işlemi var. Onları yapalım inşallah Allah izin verirse. Evet arkadaşlar şurayı 22 sıraya tamamladım. 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 22 sıra. Burayı tamamen bir defada keseceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Hepsini komple bir seferde keseceğim. Evet arkadaşlar, kesip tamamladım. İpimi kesiyorum. Ve burayı sıkıştırıyorum. Şimdi burayı şu iyi yüze denk gelecek şekilde, şu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde şuraya kadar dikeceğim. Şunu şuraya denk getireceğim arkadaşlar. İlmesine tam denk getirip dikeceğim. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, bakın şu omuz başını birleştirdim. Şu şekilde. Ve şimdi diğer parçamızı, o uzun örmüş olduğumuz parçayı şuraya şimdi aynı şekilde ilmesine denk gelecek şekilde arkadaşlar dikiyorum burayı da tekrar. Evet arkadaşlar, hem omuz başımızı hem burayı bakın bu şekilde diktim. Şimdi ise şurayı şuraya denk getirip şu şekilde. Şunu ise şöyle ortalayıp şekilde dikeceğim arkadaşlar. Şekilde. Evet arkadaşlar, ense kısmını diktim. Bakın bu iç kısmı. Bu da arka kısmı, bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi yanlarını dikeceğim Allah izin verirse. Şu yanlarını şu şekilde. Evet arkadaşlar, ben yeleğimi bitirdim gördüğünüz üzere. Bakın çok güzel. Cici bir yelek oldu. Evet, bu yeleğimiz 1 ile 1,5 yaş arası. Çok büyük bir yelek değil. Yani 2 yaşta belki giyebilir, bilmiyorum ama bakın şu şekilde aynı sayı olmasına rağmen bu alttaki yeleğimiz, son ördüğümüz yeleğimiz arkadaşlar daha büyük oldu. Evet. Evet arkadaşlar, bir projenin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.